güzel maç oldu. Rakip takım zaten tanıdığımız, bildiğimiz arkadaşlarımızdan, abilerimizden, kardeşlerimizden oluşan bir ekipti. Dostça bir mücadele geçmesini bekliyorduk. Zaten de öyle oldu. Tatlı sert bir oyun hakimdi. Hava her ne kadar sıcak olsa da herkes nabzını doğru şekilde kontrol etmeyi bildi. Bugün gerçekten güzel mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Takım içerisinde bazen oyuncularımız kendi arasında biraz ikili diyaloğa gidiyor. Bunun neticesinde rakip atak yaparken biz hala bu oyunun içerisinde kaldığımız için, pozisyonda odaklı kaldığımız için geriye dönmelerde problem yaşıyoruz. Bu problemi çözersek daha az sıkıntılarımız oluşturuyoruz saha içerisinde. Gerçekten bugün Eray'ın özellikle parmak ısırtan bir performansı vardı. Teknik isim vermeye yeri gibi kaleden forvete kadar iyi bir mücadele sergiledi. Rakibin ayağına sağlık. Onlar da çok güzel mücadele ettiler. Temiz bir maç oldu. Onlar ilerleyen maçlarda başarılar diliyorum. Sizin hakimde emeğine sağlık. Teşekkür ederim Sercan. Mert, ALS karşısında 4-0'dan bir geri dönüş, beraberlik. Bugün de 3-2'den galibiyet. Şimdi abi, öncelikle şundan bahsedeceğim. Bu maç hakkında ilk başta konuşayım. Bu maç hakkında bence takım olarak iyi mücadele ettik. Artık her maçımız böyle. Son 4 maçımıza baktığımızda zaten ALS arkasından biz bak. İçinde Harbi Milan, onun üstünde Harbi Burlar, gençler deli gibi koşuyor. Hep final adayıyla top oynuyoruz ve çok iyi ilerledik. Takım olarak da çok iyiyiz. Sakatlarımız var. İki tane stoperimiz bugün yoktu. Yeni transferimiz Doğan'ın doğum günüydü. O yoktu. Aydın abi tatildeydi. Ferhat dediğim gibi diz kapağından sakat. Ama çok iyi mücadele ediyoruz. Galibiyetler alıyoruz. Hiçbir rakipten kaçmıyoruz. Ama çok önemli bir şey söyleyeceğim burada. O da Üsbak adına. 2-2 son saniyeye yenildik. Yenilmemizin bir önemi yok. Buradan isim vererek konuşacağım. Üzeyir Akbal. Ben Üzeyir abi için mücadele verdim. Antalya'da beraber onun için koştum, ter döktüm. Ama o burada sağ kenarında bana saygısızlık yaptı. Bak benim büyüğüm. Bugüne kadar hiçbir büyüğüme saygısızlık yapmadım. Her zaman onlar için mücadele verdim. Ama bu saatten sonra ben ne Üsbak Narenci'de top oynarım ne de bir şey yaparım. Sebebi şu. Röportajda ben Sercan abiyle de rakip bulda tanıştım. 10-12 yıldır beraber. Belki halı sahada futbolu o bana öğretmiştir. Yeteneğimi ortaya çıkaran insan bu adamdır. Ama Üzeyir abi de ondan sonra Üzeyir abiyle oynadım. Bak sesim hafif titreyerek konuşuyorum. Burada mücadele verdim. Burada çocuk bana yumruk vuruyor son saniye. Bravo Hasan diyor. Bravo devam et böyle diyor. Bravo Üzeyir abi devam et böyle bir tür rakip bul. Sen artık biliyor. Ben de biliyorum. Ben de öğrenmiş oldum. Buradan tekrar söylüyorum. Herkesin ayağına sağlık. Takımdaki Oğuzhan'dan falan hiçbir şeyim yok. Ama Üzeyir abi benim için bitmiştir. Hala abi diyorum. Buradan sözü vereyim ben. Evet Eray sen ne düşünüyorsun? Maçın yıldızı konuşmadan abi. Ben çok kısa sizlerden bir rakip bul yönetiminden bir ricada bulunmak. Havalar aşırı sıcak. Her ne kadar maçın süresi 25 dakika gibi gözüküyor olsa da bence bir 12. 13. dakikada küçük bir soğuk su molası verilmesi oyuncuların sağlığı açısından iyi olur. Bunu da sizin takdirinize bırakıyorum. Hakime de bu durum. Maç resmi. Olabilir tabii ki. Neden olmasın? Buyurun. Takımlarımıza. Bravo Eray. Takımlarına sağlık. Maç içinde biraz fazla sesim çıkıyor olabilir. Zaten özetten izlersiniz. Tek dileğim takımın mükemmel ötesi oynaması. Başta hiçbir şey değil. Herkese başarılar diliyorum. Tebrikler, başarılar. Sağ olun.